Merhaba arkadaşlar ben Ata Belki Gaming'in yeni bir Bank, Rabbit videosuna daha hoş geldiniz. Şu anda 3. bölümdeyiz. En sonki bölümlerde, en sonki bölümde yani şu iki bölümü yapmıştık. Yeni ekipmanlar kuşanmıştık. Yeni etkinlikler açıldı bu arada. Event kısmına girince Minefront diye bir şey var. Ee, günde bir kere girebiliyorsunuz buna. Aynı şekilde e, Astral Kulesi'ne, Astral Tower'a da. Burada işte e, düşmanlar falan çıkıyor. Düşmanları keserse size kristaller veriyor. Büyü taşları falan veriyor. Bu asra kulesini ben size bir göstereyim ufaktan. E, yukarıdaki etkinlikte bu etkinlikte burayı ortak olarak şey yapıyorsunuz. Yani iki etkinlikte de rastgele ya da isterseniz dört tane özellik seçiyorsunuz. Next dedikten sonra bir kez daha seçiyorsunuz. İşte kritik hasar, kalkan, işte... E, belli bir ihtimalle can doldurma Enerji Vesaire Yaptım ha Bir kez daha seçebiliyoruz Ben normalde iki kere seçiliyor diye biliyordum Şöyle seçelim Burada kapılar Çıkıyor mesela e, Supply diye bir kaynak var Supply yani malzeme e, Bazı kapılardan Geçip oynayabilmek için onlardan tüketmemiz Gerekiyor mesela ortadakini Seçelim en çıkarlı olan o 3 tane malzeme geldi. Xir diyelim biz ona. Dark Elf diye bir şey var mesela. 2 e, şey dışında bir sembol karşılığında %40 canımız azalacak mesela. Ben yine malzeme almak istiyorum. Xir almak istiyorum. Şunu seçiyorum. Yüzde %10 can kaybettik. Böyle ilerliyoruz. Toplam bu kule 15 bölümden oluşuyor. Yani 15 kat var. Şu anda 5. kata çıktık her 5 bölümde bir bir tane kapı geliyor. Orayı oynamamız gerekiyor. Yani bildiğimiz düşmanlara karşı kapışmamız gerekiyor. Canımız biraz azaldı ve ben Asra kulesinde biraz ilerlediğim için düşmanlar ekstradan bir zor. Gördüğünüz gibi öldüm neredeyse. Zaten göstermek için oynuyorum şu anda. O yüzden ölüp ölmemem çok önemli değil. Ne kadar çok gösterirsem o kadar iyi tabii ki benim için. Sizin için de tabii. Oyunu oynamak isteyenler, merak edenler ya da halihazırda oynayıp da içerikleri anlamayanlar. Malum oyun İngilizce. Ben olabildiğince Türkçe'ye çevirmek için elinden geleni yapıyorum. Öldük. <laughs> Daha çok ilerleyebilmemiz için <laughs> ekipmanlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Ee, 560 yıldız geldi. Yıldızlarla da store yani dükkan kısmına girip Treasure, hazine kısmından. Bakın bende 5130 yıldız var mesela. İstesem bunu alabilirim. Ama ben bunun yerine bu e, büyülü orları alıyorum. Çünkü bunlarla yüzük ve kolyeleri geliştirebiliyorsunuz. Önemli yani. E, sonunda bir botum oldu. Hem de mor bir bot. Baya bir canım arttı. Kaskımı mavi yaptım. Zırhımı mor yaptım. Bunları daha rahat toplayabilmemiz için oyunda ilerlememiz gerekiyor. Şöyle bir ödül alalım. Neyse daha fazla da oyalanmadan ha, bir etkinlik daha var yeni açıldı onu da göstereyim. Burada belli görevler yapıyorsunuz. Görev karşılığında da bu ödülleri alıyorsunuz. Bakın 300 emas falan veriyor. 150 büyük taşı veriyor. Bakın botu da buradan aldım zaten. İlerleyici ödüller bu şekilde büyüyor. Eğer 600 puan yaparsak da turuncu yani destansı bir kılıcımız olacak. Bu çok önemli. Daha fazla oyalanmadan da e, hikayenin, oyunun 6. bölümüne başlayalım. Yavaştan görevleri de yapalım. Zaten herkese tek atıyorum. Çok güçlüyüm şu anda çünkü. E, ha Yeni güçler de ne? E, oyunda ilerledikçe yeni güçler de açılıyor. Güzel. Mesela havuç. Havuç gelirse işte düşmanlar çok yüksek hasar yiyor ya da ölüyor direkt. E, Vitaliti seçtim. Vav. Wow. Nadir olanı bulduk diyor da. Ha onun için bir de izlememiz gerekiyor. Oyun arada böyle güncelleniyor, böyle ufak tefek yeni içerikler de geliyor güzel. Yani iyi aslında oyunun bu şekilde gelişmesi, çeşitlilik katması gerçekten güzel. Eskiden yukarıda level diye bir şey yazıyordu. Onun yerine taş var şimdi mesela. Vampire aldım. Alakasız. Vav. Wow. Yeni güçler kazanınca animasyonlar falan oluyor, parlatılar oluyor güzel. Hoşuma gitti şahsen. Ee, kritik şansını arttıralım. Videoyu izlersek iki katına çıkacak bir şey o, Gerek yok. Hop havuç düştü. Rastgele bir seçeneğe bastım. Hiç umursamadım bile. %20 can kazandım. Zaten canım full. Önemli değil o yüzden ne seçsem. Zaten kazanıyorum. Dodge Strike. Dodge'ladığımızda ekstra işte atak Ekstra hasar vermemizi sağlıyor Sage 10'a geldik 15'e geleyim videoyu durdurayım çünkü Oyun Giderek daha uzun sürüyor ve Temel olarak Adam kesiyorsunuz başka pek bir şey yapmıyorsunuz Çok da bekletmeye gerek yok sizlere başka bölümleri de görmenizi istiyorum 15. seviyede özel gücü de kullanalım Sürekli de kullanmayalım Böyle Güzel anlarda Special atağımızı basmak daha iyi olur. Uuu baya vurdu yalnız. Oyun giderek zorlaşıyor bu arada. Tek atamadım mesela. Yine seviye atladık. Normal atakların ekstra 78.1k hasar verme ihtimalini açtım. Solda. Ayrıca yeni kombolar da açabilmek açısından zaten seçiyorum onları. Güzel. Arada canımız da doluyor. Havuç geldi. Oo. Altın kılıç bulduk. 15 saldırılığına kullanabiliyoruz. E ee, özel gücümüzü kullanalım. Oo güzelmiş. Havalıymış ama bizimki daha iyi ya. Bizimki daha havalıydı. Böyle göklerden yükseliyor. Sonra çat diye bir patlıyor böyle. Ama tabi destansı kılıç olduğu için de 3.5 milyon vuruyor. Oha yani. E ee, vurulursak ne oluyor? Ya bir şey olmuyormuş. Bizim silahımız daha iyi ya. 20'ye geçim kullanayım onu da. Sırf altın kılıç geldi diye şey yapmadım. Hayatta kalma ihtimalimiz artsın. Hadi bakalım kullanalım. Üf, göklerden bir patlama geliyor. Üf. Düşmanların içinden geçtik. Evet bölümü başarıyla geçtik. Bu büyük e, büyü kristali mükemmel harika görünüyor tarzı bir şey söyledi. Tavşan o bu arada yeni bir animasyon falan eklenmiş. Hmm. Yeni bir büyülü taşımız oldu. Bu büyülü taşların ne işe yaradığını geçen bölümlerde de söylemiştim. Bunları seviye atlatıp kendimizi ekstradan güçlendiriyoruz. Zaten ben normalde şey de yapabilirdim hani. Video dışı bölümlerin hepsini tek tek yapabilirdim aslında ama onu yapmak yerine sizlerle beraber oyunda ilerleyip bir şeyleri açmayı tercih ediyorum. Ne yani bu özelliği mi açacağız? Anlamadım. Basalım bakalım. Yükselt. Ha. Gördüğünüz gibi bu ağaçlar sayesinde yukarıdaki özellikleri güçlendiriyoruz. Bakın. Bunları açıyoruz, bunları güçlendiriyoruz ekstra büyü taşı vererek. İşte atağımız ekstradan vuracak Daha fazla can olacak Hani özellik falan seçiyoruz ya Onları güçlendiriyoruz çok iyi Bir de upgrade ediyoruz tabi Şöyle hızlıca basayım Zaten paramız çok fazla Hmm Artık sadece altında mı güçlendirebiliyoruz Güzel 60 seviye yaptım 70 seviye 80 de kalsın şimdilik Daha da güçlendiririz daha sonra Yok hiçbir şey almayacağım şu ödülü alıyoruz. 350 puan yaptık şu anda. 360'ta ne veriyor? 400 büyü taşı. 380 lira. 300 emas veriyor. Güzel. Şu sandığı açalım. Bakalım ne gelecek? Oo güzel. 200 emas geldi. Sandık açalım. Emas daha yansımadı. Kaç altınımız var? 595k. Kalsın şimdilik. Sıradaki bölümü bitirdiğimizde geri kalan altınlarımızı oraya harcarız. 220 He, turuncu zırh parçasına 2 tane geldi. 100 yaparsak mesela 100 tane olursa bunu kullanabileceğiz. Bakın gördüğünüz gibi. Bu da baya fena. Çok da havalı bir zırh zaten. E elmasımız gelmeyecek mi? Yani çünkü o kadar elmas aldık. Neyse devam ederim ya. Hiç uzatmaya gerek yok. Oyunda yavaş yavaş zorlaşmaya başladı bu arada. Tek atamıyorum falan bazı düşmanlara. Başta kolay tabi, başta böyle tek atıyoruz falan. Aha mesela özelliklerimiz ekstradan güçlenmiş harbiden çok iyi. Altınla taşı upgrade ediyoruz, güçleniyoruz. İşte atağımız, canımız, zırhımız artıyor. Büyü taşlarıyla da ee, buradaki pasif özelliklerimizi daha da güçlendiriyoruz. Çok iyi bir özellik bence. Hani büyü taşları ekstradan böyle değerli oldu. Ben çok sevdim bu özelliği. Sıradaki güncellemelerde neler neler gelir acaba? Evet, yani tek atamamaya başladık bu arada. Seviye atlıyoruz ama Vampire özelliğini açayım tekrar. Vurdukça canımız artsın. 3 vuruş da aldım az önce onu. Canımız da az gitmiyor bu arada. 100.000 vuran vardı az önce. Vur 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 vur. Yardır yardır yardır. Aa bu düşman ne böyle? Ha hareketlerimizi tam tersini yaptırıyor. İyiymiş. 20 saniyede bir. 2 saniyelik kalkan. Düşmanlar biraz da Özel gücümü öyle kullanacağım. 10. aşamada falan kullanmayı düşünüyorum. Seçimleri rastgele yapıyorum. Hiç umrumda bile değil hani. O kadar kritik değil çünkü. Yani kritik ama kritik olması için fazla güçlüyüz. 30 saniyede bir 217k canımız olsun artsın yani 10. bölümde de direkt özel gücümüzü basarız hmm. Yalnız özel gücümüz çok güzel ya kıskandım yani Çok havalı Şunu seçelim Evet tekrar e, büyülü taşımız geldi Tavşanımız oraya uçtu ee, şeytani kelleri kaosta kurtar diyor yani şeytani ke kelleri kaosu sağlamalarına kaos çıkarması önüne diye bir söz söyledi taş Artık o taş da bizimle beraber 200 emas 320 mana çok iyi Ekipmanlarımızı geliştirebiliyor muyuz Ha, kaskımızı bir kere geliştirebiliyoruz güzel defansımızın artması çok önemli şu anda. Çünkü hani çok tehlikeli oldu düşmanlar artık. Hmm, şurada yukarıda kilitli olan özellikler var gördüğünüz gibi. Upgrade ederek büyü taşı vererek bazı özellikleri açıyoruz. Aynı zamanda upgrade ediyoruz. Gördüğünüz gibi bunları tamamen açtık mesela. Şimdi geliştireceğiz biraz. 140 seviyeye kadar çıkabiliyor. Oha. Tamam ben parayı bitirmek istemiyorum. Biraz daha geçireyim. Paramız da bitti artık ha. Milyon paramız vardı, bitti para. Vay anasını, ilginç. Evet, hikayede 8. bölüme kadar geldik yani daha doğrusu oyunda. 9. bölümden sonrası gözükmüyor. Eskiden daha çok bölüm gösteriyorlar. Şimdi oyun nereye kadar ilerler, kaç bölüm var bilmiyorum. Ama her videoda 2 veya 3 bölüm ilerlemeyi düşünüyorum. Yani oyun içerisinde mesela bu bölümde 7 6 ile 7'yi yaptık. Sıradaki önde 8 9 belki de 10. yaparız. Ee, oyun ne zaman bir tane sonu gelir bilmiyorum ama o zamana kadar oyunun videosunu aktif olarak çekmeye devam edecek. çünkü keyif alıyorum ve oyun aktif olarak güncelleniyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Evet parayı da komple bitirdik. Artık video dışında bu taşları da komple yükseltirim. Ondan sonra devam ederim. Başka özellikler falan da var. Mesela yeni özellikler falan açtık. Bloodlust falan. Ee, işte %30 canın altına indiğinde ekstra hasar veriyormuş falan böyle. Yeni özelliklerin gelmesi çok güzel. Bunları hem deneriz hem de sıradaki bölümde belki yeni ekipmanlar kuşanırız. Mesela kaskımı mor yapmak istiyorum mümkünse. Hiç morla alakalı bir şey çıkmadı ama. Ee, ekipmanda başka değiştireceğim bir şey de yok. Güzel ekipmanlar falan da var. İşte normalde bizde bu yoktu. 50 şey yapılıyormuş. Sandıktan çıktı. Belki başka şeyler de çıkar. Belki mor kask veren çıkar. Neyse videoyu daha fazla uzatmadan video atıp burada ben kapatayım. 15 dakikaya yaklaşıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Açıklamakta kısmındaki sosyal medya hesaplarına ulaşabilir, Oradan videoyu paylaşabilirsiniz. Tavsiye sorularınız için de aynı şekilde. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.